Dostlar selamlar hepinize. Kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar, bugün Borsa İstanbul'da büyük bir oynaklık var. Yani ne olduğunu da tam anlayamıyoruz. İnişli çıkışlı bir grafik ve şu anda 1.77, saat 4, saat 5 oldu tabii ki. 5 itibariyle diyebiliriz ki 1.77 pozitiflik söz konusu. Ve hisselerde bankacılık endeksi yukarıda tutuyor açıkçası. 158 artan hisse var. 383 tane azalan hisse var. 18 tane de değişmeyen hisse olduğunu şu an itibariyle söyleyebiliriz. Çünkü daha kapanmaya bir saat var. 8.13'te kamu aydınlatma platformu Osmanlı Yatırım Menkul Değerleri Anonim şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Oldukça önemli bir bildirim ve büyük rakamlı bir bedel sermaye arttırımı için SPK başvurusu var. Arkadaşlar 20 milyon 942 bin gibi küçük bir tahtaya sahip. Bunu 400 milyona çıkaracaklar. Ulaşılacak sermaye bu ve 1 milyon 809 %1809.98 oranında bedelsiz sermaye arttırımına gitmek istiyor. Osmanlı Yatırım ve bununla ilgili de bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu. Artık bundan sonra beklenecek adım Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelecek cevaptır. Hisse bugün neredeyse tavan açtı diyebiliriz arkadaşlar. 348 liraya kadar yükseldi gün içinde. Daha doğrusu açılışta. Daha sonra düşüş ve net olarak söyleyebiliriz. Tam bir oynaklıkla %1.01 negatifte şu anda saat 16.48 verileriyle Google'dan baktığımızda. Evet, Osmanlı Yatırım %1809 oranında bedel sermaye arttırımı için SPK'ya başvurdu. Artık SPK'dan gelecek karar önemli. 52 hafta içerisinde inanılmaz derecede prim yapan bir şirket. Son bir ayda %52 prim yaptı zaten şirket. Yani net olarak söyleyelim. Yani bedelsiz satın aldı arkadaşlar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler. Hem de yüksek fiyattan satın aldı. Bu hissenin bir ayda %52 oranında artmasından belli. Son 6 ayda %56.45 arttı. Bu hisse yılbaşından beri ise, yani 21 Mayıs kadar da %70.32 arttı arkadaşlar. Peki son 1 yılda ne oldu derseniz, son 1 yılda %403.95 oranında arttı. Borsa İstanbul'un en çok artan hisselerinden birisi son 1 yıl trafiğinde. 52 haftada 61 lira en düşükken 375 lira yani çıktı en yüksek ve 319 lira bugün. Yani bu bedelsizin satın alındığını net olarak gösteriyor. Tabi siz kendi araştırmalarınız, kararlarınız ve fikirlerinizle, çünkü kendi paranızla yatırım yapıyorsunuz. Kendiniz yapın yatırımlarınızı. Buradaki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi taşımaz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.